İslam medeniyetine baktığımızda farklı coğrafyalarda İslam medeniyeti oluşmuş. Fakat bu medeniyet içerisinde geçmiş dönemlerde farklı görüşler ve oluşumlar birbirlerine saygılı bir adalet merkezinde yaşamışlarken fakat sonraki dönemlerde baktığımızda ulusal devletler ya da üniter devletlerin ön plana çıkmasıyla farklılıklar bir arada yaşaması çok güçleşmiştir. Yani saygının merkezde olduğu, farklı görüşlerin birlikte konuşabildiği saygı merkezinde farklılıklara birlikte yaşamak nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun bu mozaiğin farklı renkleridir. Bu gerçekten bize kazandıracağı çok farklı açılımları bulunmaktadır. Medine vesikasına da peygamber Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlarla birlikte insanca adalet merkezinde birlikte yaşamıştır. Yani İslamiyet'in bu hoşgörüsü, adalet, birlikte insanca yaşama medeniyet projesi işin gerçeğinde ümmetçilikle alakalıdır. Saf, temiz olan insanların birlikte yaşamasıdır. Yoksa sadece inananların birlikte olması değildir. O medeniyet seviyesine ulaşmak çok önemlidir. Yani bağnazlaşmak, kabalaşmak yanlış olaylar ve davranışlardır. Sorusu olan varsa arkadaşlar konuşabiliriz. Yani Allah'ın kitabına baktığımızda genel mesaj olarak öncelikle adaletten bahsediliyor. Biz seni güzel ahlak tamamlamak için gönderdik. Ahlak var. İnfak yaygın olarak bulunmakta. Yani terminoloji olarak zekat, sadaka arasında küçük nüans farklılıkları bulunmakta ama işin gerçeğinde ise kişinin kazancının ihtiyaçtan arta kalan, ayet olarak ihtiyaçtan arta kalan ve arta kalanı fakir olan, ihtiyacı olan kişileri harcamaktır, yardımcı olmaktır. Zekatın, sadakanın verildiği yerlere baktığımızda kesinlikle bir sınırlama yok. İhtiyacı olan kim olursa olsun onlara ihtiyaçları karşılanması doğrultusunda teşvik var. Şefaat konusu ise bir arkadaşımız sormuştu şefaat konusuna. Bir bakalım kim sormuştu? Kap Necati Pehlivan. Şefaat genel anlayıştaki gibi birilerinin birilerini kurtarması tarzı değildir. Şefaat Allah'ın kişinin imanı ve salih ameliyle cenneti kazanmasıyla kişinin elde etmiş olduğu ödül diyelim ki 100 üzerinden kişinin kazancı 60'sa Allah bunu 100'e çıkarıyor. Yani kişinin kazancını ekstra katlayarak yukarıya çıkarmasıdır. Yani Allah'ın kuluna merhametinin katlanarak kuluna yansımasıdır. Allah tevhidi olarak yerde gökte birken tevhid anlayışında Allah hiç kimseye bir ayrıcalık yapmıyor. Yeryüzünde de kullarını tamamen seçtiği peygamberlerinin dışında hepsine adalet çerçevesinde yaptıkları iman ve salih amel kapsamında yaptıkları güzellikler sonucunda Allah onlara yaptıklarının karşılığını katlayarak veriyor. Bu dünyada bütün insanlar eşittir. Seçkin kan yok, seçkin ırk yok, seçkin soy yok. Kesinlikle Müslümanlar içerisinde ümmet saf anlayışı vardır. Yani firavunların ya da farklı kesimlerin piramitsel yapısı o tarz bir oluşum yok. Allah kesinlikle ümmeti saf olarak eşit bir zemin üzerinde bütün insanları malı, canı, varlığı, ırkı, güzelliği, soy sopları hepsini ortadan kaldırıyor, kabul etmiyor. Bütün insanları eşit kapsamda görüyor ve Allah dünyada da eşit ve adalet kapsamında yaşamalarını istediği gibi diğer alemde, ahirette de kişinin imanı ve salih ameli karşılığı kişinin Allah tarafından kişinin mükafatının katlanarak verilmesidir. Olay budur şefaat olayı. Yoksa birilerinin ne diyeyim eteğinde taşıması ya da Allah'a naz etmesi tarzı olaylar değildir. Yani bu kişi kabul eder etmez.
Allah'ın kitabına baktığında referans olarak ona emek verdiğinde gerçeği görür. Çünkü Allah yeryüzünde adalet istiyor. Haşa, Allah kendi katında adaletsizlik yapacak. Öyle bir şey yok. Allah'ın kuralı var. Allah diyor ki iman edeceksiniz ve salih amel işleyeceksiniz. Kurtuluşun reçetesi budur. İman ve salih amelin olması. Yani imanının göstergesi olarak hayatını salih ameller üzerinden imanına şahit kılması. Dürüst olmak, ahlaklı olmak, adaletli olmak, düşenin elinden tutup kaldırmak, insan olmak. Sorusu olan varsa arkadaşlar. İslam'ın bütünlüğünde bütün inançlara saygı vardır. Allah kişiye kesinlikle baskı yapılmasını istemiyor. Dileyen inanır, dileyen inanmaz. Yoksa parçacı anlayışla Kur'an içerisinde müşriği, kafiri nerede görürseniz öldürün anlayışı İslam'da yoktur. İslam kesinlikle insanlar Müslümanlara saldırmazlarsa, cana, mala, namusa kast olmadığı müddetçe onlarla barış içinde yaşanmasını Allah kesinlikle teşvik ediyor. Birlikte yaşayın, insanca yaşayın, İslam'ın güzelliklerini gösterin Allah istiyor. Adaletli olun ve insan olun. Her açıdan insanlara yardımcı olun. Mazlumun elinden tutup yukarıya kaldırın. Ezilen olmasın, horlanan olmasın. Bu İslam'ın güzelliği adaletini gösteriyor. Barış dini olduğunu gösteriyor. İslam barıştır. Seleme kökünden geliyor. Modernite ile birlikte ortaya çıkan agnostizm var, deizm var, ateizm var. İslam'ın bütünlüğünde çelişkiler olduğunu iddia etmekteler ama İslam'da kesinlikle İslam'ı anlamak için Kur'an'ın okunma metodolojisi var. Allah Kur'an-ı Kerim'i beşerin anlayışından çok farklı olarak ayetleri serpiştirmiş Kur'an'a. Bir kavramı kök olarak baktığımızda cihat kavramı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerindeki ayetleri bir araya getirdiğimizde o kavramda Allah gerçekten ne murat etmiş? Bizi nasıl inşa etmek istiyor? O zaman emek verdiğimizde hakikati biz görmekteyiz. Cihat gerçekten Müslümanların sonuna kadar aklını inşa edip insanlara medenice yaklaşıp İslam'ın argümanları, ayetleri üzerinden insanların ufkunu açmak, kalbini aydınlatmak, aklına ışık tutmaktır. Yani konuşarak, tebliğ ederek, insanca, medenice yaklaşarak insanları ikna etmektir. Yoksa cihat eşittir, kafiri bulduğun yerde öldürmek değildir. İslam gerçekten her dönemde insanların aklına da gönlüne de ışık tutmakta. Birlikte yaşama projesidir. İnsanca, sömürülmeden, kardeşçe, ne olursa olsun inançta kardeşlik, yaratılışta kardeşlik olarak birlikte yaşamayı Allah teşvik ediyor. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Sorusu olan var mı? Katılan arkadaşlara selamlar. Tarihte yaşamış olan Medine vesikası gerçekten Müslümanlar için çok önemli bir kozmopolit hayat içerisinde inanan inanmayan farklı kesimdeki insanların birlikte nasıl yaşadığının en güzel somut göstergesidir. Peygamberimizin en güzel sünnetidir. Bakın farklı insanlarla fanatikleşmeden, zorbalık yapmadan, dayatmadan kesinlikle birlikte insanca yaşamak. Barış içerisinde, can, mal, namus, emniyeti içerisinde insanların yaşamasının güzel örneği ve göstergesidir. Fakat İslamiyet'in Emeviler ve Abbasiler döneminde
Farklı mezhepler, fırkaların birbirine ayrıştıkça tahammülleri azalmış. Bazı rigid çıkışlar ya da fanatikçe söylemler işi pilyata da dökerek birbirleriyle çatışmalar olmuş. Birbirini öldürme olayı da yaşanmıştır. O yüzden İslam'ın genel mesajını çok iyi okumak, anlamak ve yaşamak lazım. İslam barıştır. Barış derken sadece inananlar arasında değil, bütün insanlara barıştır. Merhamettir. İnsanları istismar etmeden insanlara gerçekleri göstermektir. Kavramlar üzerinden hakikati çarpıtmadan hakikatin gerçek mesajını insanlara göstermek. Birlikte yaşamak insanca, ateleti gözetmek, mal varlığı kişinin varsıllarını sonuna kadar artırması değildir. Allah diyor ki, vicdanınız ve aklınızı hakkıyla kullanın ve biriktirmiş olduğunuz malların ihtiyaçtan ötesini infak eden insanlara kullanın. Çevrenizde ezilen, horlanan, geçinmesi gerçekten zor olan, hasta olan, ihtiyacı olan insanlara sahip çıkın. İslam'ın bu sosyal bütünlüğünü, hayata dokunması, somut olarak dokunmasını fakat şu anda Müslümanlar belli bir oranda belki de yüze yakın oranda askıya almış durumdalar. İnfak olayı. Hayatta Müslümanlar varlıklarını infak etmekten çekiniyor. Yoğun olarak kapitalizmin etkisi ya da sekülerleşmenin etkisiyle bir gösteriş hayatı Müslümanların hayatını da kuşatmış durumda. Görüntünün etkisiyle Müslümanlar da şablona, kaportaya çok önem vermeye başladılar. Yani bu zihinsel inşamız ne kadar azaldıkça hayatı meta üzerinden, eşya üzerinden kendimize değer kattığını zannediyoruz. O yüzden Müslümanın zihinsel dinamiği, bütünlüğü kendinden emin olmaktır. Kişiyi değerli kılan insan olmasıdır. Aklını kullanmasıdır, merhametli olması, adaletle hayata dokunabilmesidir. Bu genel ölçü, kıstas Müslüman'da azaldıkça, hayatın sekülerleşmesi başladıkça mal üzerinden yarışma, mal üzerinden birbirini ne diyeyim birbirine değer verme, mal üzerinden kendine kıymet biçtiğini, kendini değerli kıldığını zannetme anlayışı var. Anı çılgınca yaşa, hazlar ve ızlar doğrultusunda sonuna kadar, iyiliklerine kadar yaşa anlayışı Müslüman'ı bitiren bir sekülerleşme anlayışıdır. Yani Müslüman her şeyden önce kendinden emin olandır. Kendinden emin olan bir Müslüman kendini değerli kılan ne olduğunu, maneviyatın ne olduğunu bilmesi lazım. Manevi değerler ve dinamikler. Arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı konuşabiliriz. Sesimde inşallah bir sıkıntı yoktur. İbrahim Akdeniz kardeşim, sesim geliyor mu acaba? Ramazan Güler, Mehmet Güder, Ferit Demir, Furkan Demirbağ, Mehmet Yiğit, sesim geliyor mu? Katılan bütün arkadaşlara selamlar. Şükrü Kara, soru bekliyorum sizden. Ya da canlı yayına katılmak isteyen biri varsa almak isterim. Deizm son dönemlerde modernite ile birlikte topluma, insanlara çok popüler, matah bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Deizme baktığımızda deizmin geçmişi Hindistan'da belli bir oluşumla başlıyor. Fakat asıl sistemli oluşumu 18. yüzyılda Avrupa'da kiliseye karşı aydınlanmadan yana olan kesimlerin kiliseye tavrı sonucunda kilisenin insanlara dayattığı o baskıcı skolastik anlayışa karşı bir tepki olmuştur. Yani rahipler ve ruhbanların halkın emeklerini sömürmesi, zihinlerini sömürmesi,
hayatı insanlara cehennem etmesinden dolayı insanlar kilisenin dinine başkaldırmış ve o kilisenin dinine tavır koymuştur. Deizm oradan başlıyor. Ama günümüzde ya da Hristiyanlıktan sonra İslam'a baktığımızda İslam'ın iş bütünlüğünde sonuna kadar aklı kullanma, araştırma, inşa olma var. Ve ontolojik olarak baktığımızda kainatı en güzel şekilde inşa eden, oluşturan Allah'ın varlığı ve kudretini görüyoruz. Fıtrat üzerinden Allah'ın ayetlerini görüyoruz. Kur'an'ın iş bütünlüğü ontolojik olarak ya da fıtratla bağlantılı ayetlere baktığımızda hiçbir çelişki yok. Bu deizmin iddialarını çürütmektedir. İslam son gelen hakikat dinidir ve onda hiçbir çelişki, hiçbir yanlış yoktur. O ilahi bir mesajdır. Şükrü Karadan soru bekliyorum. Yani bazı şeylerin çok gündemde olması ya da matah gibi gösterilmesi onun tutarlı olduğunu göstermiyor. Yani bizde genel olarak toplumsal yapıda birilerinin çok fazla gündemde olması, birilerin çok fazla konuşması, yani onu popüler olması doğru kapsamına getirmiyor. Allah'ın ölçüsüyle her şeyi tartmak lazım. Yani çevremizde ya da yaşadığımız ortamda nerede olursa olsun çok kirli bilgi var. Sekülerleşme ya da kapitalizmin de yoğun olarak insanların aklına, hayatına boze ettiği kirli bilgi var. Özgürlük diyor, özgürlük nedir? Tamamen sonuna kadar nefsinin istekleri doğrultusunda anı çılgınca yaşa, sonuna kadar çılgınca yaşa. Hiç kimse önünde durmasın, hiç kimse seni engellemesin. Bu anlayış insani bir anlayış değildir. Bu anlayış kişinin egosunu beslemesidir. Egonun büyümesi için onun ağaç misali köküne su dökmektir. Yani egonun büyümesi insanı insan yapmaz. Medeni olmanın yolu Allah'ın ölçüsüyle inşa olmaktır. Kişinin ahlak olarak gelişmesi, adaletli olması, insanlığa faydası olmasıdır. Gerçek medeniyet budur. Hayata iyilikten ve güzellikten yana dokunabilmektir. Kişi yaşadığı coğrafyada güzellikler oluşturabiliyorsa, insanlara faydalı olabiliyorsa gerçek medeniyet budur. Sonuna kadar bu özellikleri en güzel şekilde ortaya çıkaran, en güzel şekilde kişiyi inşa eden Allah'ın ölçüsüdür. Yani bu Allah'ın ölçüsünü gerçekten biz keyfiyetine emek verirsek hakikatini o zaman görür ve kendimizi en güzel şekilde inşa ederiz. Yoksa hayatı boş bırakırsak, boş olan hayat yani çok yanlış bilgiler tarafından istila edilecektir. Ya da yanlış iddialar ve argümanlar bize hakikatmiş gibi sunularak bizim anlam dünyamızı tamamen karartır. Bir de kavram kargaşasıya dayanla. Yani toplumsal hayatta nasıl medeni olabiliriz? Birlikte insanca nasıl yaşayabiliriz? İslamiyet bütün güzellikleri bünyesinde barındırırken neden Müslümanlar olarak inşa olmuyoruz? Gerçekten büyük bir hastalığımız var. Allah'ın ölçüsünü neden görmüyoruz? Yani nefsimize yönelmemiz, İslam'ın sadece kabul edilmesiyle kişinin kurtulacağını iddia edenlerin argümanlarına sarılmamız bizim bir açıdan istismar olmamızdır. İman et, kurtul. Allah'ın ölçüsüne baktığımızda böyle bir şey yok. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Ya da hacca git, kurtul. Haftalık olarak cumada ağırın mantığı İslam'da baktığımızda ibadetler araçtır. Amaç o aracın mesajını hakkıyla anlayıp insan olmak, hakkıyla salih bir Müslüman olmaktır. İbadetleri amaç kapsamında görürsek sadece cami ortamında ibadet yaparken hayatta çok olumsuz şeylerin içerisinde bulunabiliyoruz. Faiz alıyoruz. Ahlaki durumumuz ve duruşumuz, yaşayışımız tutarlı olmamaktadır. Yalan söylüyoruz.
Bunlar yanlıştır. Yani namaz ve diğer dini ibadet ritüelleri de bizi inşa etmek, bizi insan etmek için olması lazım. Yani bunu sorgulamamız lazım hepimiz. Elimizi vicdanımıza, aklımızı sonuna kadar, vicdanımıza koyup aklımızı sonuna kadar kullanmamız lazım. Allah'ın ölçüsüyle bakmamız lazım. O ölçü bizden iman artı salih amel istiyor. Salih amel yapmıyorsak imanımızda da eksiklik var. İman azalmaz deniyor ama Kur'an'da Allah'ın ayetlerinde iman eksilir de artar da. Ayette açık açık geçiyor. Sadece iman etmekle Allah diyor ki siz kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Allah diyor ki sonuna kadar zihinsel olarak inşa olup imanın yanında salih amelleri artırarak toplumda Müslüman hayata güzellikleri yansıtır. Hayata dokunarak kendi ehliyet ve liyakatini gösterir. Örnek olur. Yani biz örnek olmadan gerçekten işin edebiyatına sarılmışız. Hepimizde bu hastalık var. Hepimizde sekülerleşme, gösteriş ve görüntü çok yaygın. Yani eğri oturup, biz eğri de oturmayalım. Doğru oturup doğru konuşalım. Konuşmaya tahammülümüz yok. Yani farklı gruplar ne yapıyor? Hemen tekfir ediyor. Sen kafirsin, sen zındıksın, sen münafıksın. Yani bu anlayış Müslüman'da olmaması lazım. Kişi Allah'ı kabul ediyorsa, Allah'ın ölçüsünü kabul ediyor. Peygamberi kabul ediyorsa bunu neden tekfir ediyorsunuz? Bu tekfircilik hastalığı gerçekten çok bağnazca, çok yanlış, çok tutarsız olarak kendi grubunu, kendi oluşumunu yüceltme çabasıdır. Yani şu bağnazlıktan hangi grup olursa olsun konuşmayı bilmemiz lazım. Birlikte konuşacağız. Ne olursa olsun fikirler farklı olabilir. Söylemlerimiz farklı olabilir. Ama konuşma cesareti ve medeniyetini göstermek lazım. Bunu başaramıyorsak yani kime ne anlatabiliriz? İslam'ın güzelliğini de gösteremeyiz. Konuşmada dahi bu beceriyi sağlayamayan Müslümanlar medeniyet olarak ne sunabilirler? Arkadaşlar ekranda soru yazsanız daha iyi olur. Yukarıda bir arkadaş soru yazdı, gözükmüyor. Yani son dönemde bazıları namaz olmadığını, salatın olmadığını, salat sadece dayanışma olduğunu iddia eden gruplar, oluşumlar var. Hakkı Yılmaz ve onu takip edenlerin de bu doğrultuda söylemleri var. Kur'an'da salatın dayanışma, yardımlaşma, birlikte hareket etme kısmı geçmektedir. Fakat Kur'an'da akimis sala, yukimis sala tarzı geçen ayetlerde ise direkt olarak namaza atıp var. İşte bu kısım yani bir şekilde es geçilmesi yanlıştır. Allah Müslümanların hayatında namazın olmasını da istiyor. Olmazsa olmazdır. Fakat o namaz bizi inşa etmesi lazım. Namaz var, faiz var. Namaz var, yalan var. Namaz var, İslam'ın istediği, peygamberin sergilediği örnek hayattan çok uzağız. Ya bu namaz bizi gerçekten Müslüman yapmayan bir namazdır. Yani buna emek vermemiz lazım. Serkan hocama selamlar. Arkadaşlar sorularınız varsa karşılıklı muhabbet tarzında daha güzel olur. Yani ben de klasik vaaz hocaları gibi olmak istemiyorum. Serkan hocamdan soru bekliyorum. Ahmet hocama selamlar. Allah'ın dinine gerçekten emek vermezsek bize din diye batıl şeyleri yutturuyorlar. Arkadaşlar Allah'ın kitabı merkezde olacak.
Allah'ın kitabını anlamak için emek verelim. Yani biz o Kur'an'ı hem Arapçasından hem anlamından okumamız lazım. Eğer okumak için zaman ayırır, gayret edersek Allah bize hakikatin ışığını gösterecektir. Dinin etrafında din olmayan çok şeyler de var. O yüzden Allah bize nurunu indirmiş, ışığını gösteriyor. Onu en güzel şekilde hayata yansıtan peygamberin sünneti var. Peygamber en güzel örneğimizdir. Yani şirk konusuna baktığımızda şirk nedir? Allah'tan rol çalmaktır. Yani Allah'ın uluhiyetine ortaklar koşmak, aracılar oluşturmak, Allah'ın yanında birilerinin kişinin kurtuluşuna aracı olması şirktir. Kur'an'da Müslüman için olmazsa olmaz kapsamında olan konu şirktir. Yani Müslüman bu şirk konusunu çok iyi bilmesi lazım. Allah diyor ki kişinin imanından sonra salih ameli belli bir oranda olur, günahları da olur. Allah diyor ki kişide şirk yoksa hayatında ben onun günahlarını dilediğimi bağışlarım. O yüzden şirkin ne olduğunu çok iyi anlamak için emek vermek lazım. Hakkıyla Allah'ın kitabına kaynaktan öğrenmeye zaman ayırıp emek vermemiz lazım. Şirk çok tehlikeli bir bataklıktır. O yüzden Allah'ın ölçüsünü bilerek o bataklığa girmemek, uzak durmak için çok güzel şekilde Allah'ın ölçüsüyle inşa olmamız lazım. Yoksa birileri kendi düzenlerini, kendi zanlarını din diye şirklerini bize yutturabiliyorlar. Bunu yutmamak için Allah'ın ölçüsüyle her şeyi tartmak lazım. O öyle bir hassas tartıdır ki aklı Allah'ın yeryüzünde kuluna verdiği en hassas terazi olan aklı Allah'ın ölçüsüyle aklını kullanarak bu ölçüyle dost doğru yolu bulup yaşamak lazım. Böyle olması lazım. Yoksa insanlara kişiler kalkıp kahinler kişinin geleceğinden haber veriyor. Şu vakitte şurada işe gireceksin, şu bayanla evleneceksin. Sana büyük kısmet var yakın zamanda. Ya bunlar insana aşan gaybi şeylerdir. Gaybı sadece Allah bilir. Ayette geçiyor. Allah diyor ki peygambere sen gaybı bilmezsin. Ayette geçiyor diyor ki peygambere diyor de ki ben bir beşerim. Ben gaybı bilmem. Dünyanın hazineleri benim yanımda değil. Bir peygamber gaybı bilmiyorsa kahinler, ruhbanlar, şunlar bunlar kim bilir? Yani Allah'ın ölçüsü bilindiği zaman birileri bize din diye yanlışlıkları yutturamaz. Samimi olarak Allah'ın kitabına emek vermemiz gerekir. Eğer biz gerçekten hayatımızda Allah'ın ölçüsüne emek verip kurtulmak istiyorsak, kendine çağıran kişiler değil, Allah'ın kitabına gitmemiz lazım. Gündemde Allah'ın kitabı olması lazım. Allah'ın kitabı gündemde olması, peygamberin gündemde olmasıdır. Peygamberin sünnetinin gündemde olmasıdır. Bizim de hakkıyla Müslüman olmamızdır. Eğer bunlar gündemde değilse, birileri kendine çağırıyorsa, orada zihinleri körleştirme vardır. Orada aldatma vardır, orada ifsat vardır, orada şirk vardır. Allah'ın kitabı dışında başka kitaplar elimizde sürekli kalıyorsa, bu işte bir şeytansı oyun var. Bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Elden düşmeyecek tek kitap, bakın diğer kitaplara bakılabilir. Elden düşmeyecek, her zaman elde olması gereken kitap, ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Peygamber bu ölçüye göre yaşamış, bu ölçüden zerre kadar taviz vermemiş. Peygamber elbette ki konuşuyor. Hadisleri var. Ama hadisler Ebu Hanife, İmam Maturidi, Mutezile bakın ne diyor? Bu oluşumlar ne diyorlar? Ehli rey oluşumu. Ehli rey oluşumu ne demek? Aklını sonuna kadar kullanmak. Allah 700-800'e yakın ayette yaakulün, taakulün, tefekkürün, tezekkürün, tedebbürün, akledin, aklınızı kullanın. Sonuna kadar muhakeme edin, sorgulayın diyor Allah. Bu bahsettiğim Ebu Hanife, Hanifi mezhebinin kurucusu olarak söyledikleri kişi Ebu Hanife diyor ki açık açık
Bana bir hadis gelir. O hadis Allah'ın kitabına, akla uygun değilse o hadis değildir. O peygambere uydurulmuş bir sözdür peygamberin ağzından. Kesinlikle o hadis değildir. Ya bu ölçü çok önemli. Bunu Ebu Hanife söylüyor. İmam Maturidi de aynısını söylüyor. Bir hadis akla tersse o hadis hadis değildir. Peygamber Kur'an'a ters hadis söylemez. Kur'an'la çelişmez. Peygamber Kur'an'a zıt olarak bir söz mü söyler? Allah diyor ki kendinden bir şey uydurursan senin şah damarını koparırız. Ölçü o zaman nasıl olacak? Yani bazı yanlış hadisler, yanlış dediğimizde bizi tekfir ediyorlar. Zındık, kafir, dinsiz, imansız, müşrik. Yani bu nedir Allah aşkına? Allah için emek verdik mi, araştırdık mı, sorguladık mı? Evet arkadaşlar, sorusu olan var mı? Konu çok. Bugün bu şekilde bir arkadaşa bağlanacaktık, bağlanamadık. Bu şekilde ben bir şeyler söyledim. Katılmak isteyen varsa arkadaşlar alabilirim. Sorularınız var mı? Ya da onunla da üzerinden de konuşabiliriz. Bildiğimiz kadarıyla. Yani biz Allame-i Cihan değiliz. Okuduğumuz kadarıyla. Sorusu olan varsa arkadaşlar alayım, yoksa çıkıyorum. Yani toplumsal yapıya baktığımızda insanlar, kapitalizme baktığımızda futbol üzerinden insanlar çok yoğun olarak istismar ediliyor. Yani insanlar geçinmekte çok zorlanırken bir maça götürüyor çoluğun çocuğun rızkını. 100 TL, 200 TL ya da kara borsaya düşen biletlerde 500 TL gibi para döküyor. Yani insanlar aldatılıyor. İnsanların aklıyla oynayan toplum mühendisleri vardır. Genel olarak baktığımızda kapitalizm ya da sekülerleşme sürecinde insanlar hazları üzerinden aldatılıyor. Yani insanlara çılgınca yaşa, sonuna kadar yaşa, önünde hiçbir engel, hiçbir sınır olmasın, ölçü olmasın. Bu insana özgürlük diye sunuluyor. Özgürlük bu değil ki. Yani her izimin, her iddianın kendince bir anlam bütünlüğü var, bir mantalitesi var. Ama İslam'ın anlam bütünlüğüne baktığımızda paradigması insanı insan yapıyor. Senin dışındaki kimseye zulmetme, ölçülü ol, merhametli ol, insan ol. Kazancından infak et, adaletli davran. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bakın ne güzel bir sünnet. Ne güzel bir hadis. Kur'an'a ters değil, Kur'an'a uygun bir hadis. Bunu uygulamak lazım. Allah bu doğrultuda birçok infak ayeti var. Bahsediyor. Yani bu şekildeki Kur'an'a uygun olan ölçüyü her zaman kullanmak, konuşmak lazım. O yüzden yanlışları da söylemek, konuşmak lazım. İnsanca konuşmayı bilmek, insanca medenice birlikte yaşamayı başarmamız lazım. Birlikte yaşayamıyorsak deisttir, agnostiktir, ateisttir. Bunlara biz nasıl örnek olacağız? İnsan olmayı, konuşmaya da saygı gösteremiyorsak, davranış olarak gösteremiyorsak yani biz nasıl örnek olacağız? Yani işi edebiyatta bırakmak çok kolay. Davranışa dökmemiz lazım. Müslümanlara bakıyoruz, bütün oluşumlara, farklı gruplara bakıyoruz. Yoğun olarak sekülerleşmişiz. Görüntü derdinde, çılgınca yaşama derdindeyiz. Yani birileri bizim aklımızı çok güzel dizayn ediyor. Hiç farkında olmadan bize birileri çarpıklıkları, Samiri'nin buzağısını Hazreti Musa'nın izinden dediği, onun tebliğ ettiği hakikatten bir kısmını o anlam bütünlüğüne katarak insanlara ilah diye yutturuyor. Futbolizm, futbol mabedi diye insanlara lanse ediliyor. Futbolun mabedi mi var? Ama insanları binlerce insanları o statlara dökerek insanları çılgınca sömürüyorlar. Ya da moda üzerinden gençlerin sömürülmesi.
Ya da filmler üzerinden insanların akıllarının dizayn edilmesi var. Ya o zaman işin şeyine baktığımızda mesela İslami ya da muhafazakar TV'lere baktığımızda Kanal 7'dir. Belli bir dönem Samanyolu TV'si vardı. Ya da farklı TV'lere baktığımızda yani derinliksel bütünlükleri İslami olmadığı için seküler bir anlayışla baktıkları için Hint dizilerinden alıp Hint dizilerini yayınlayan bir Kanal 7 var. Bu bir acizliği gösteriyor. Bu Müslümanların inşa olmadığını gösteriyor. Ne kadar sığ olduğumuzu gösteriyor. Yani Müslümanlar olarak biz tutarlı, İslami olarak insani özellikleri ön plana çıkaran film yapamayacak mıyız? Mısırlı Muhammed Akkad'ın yapmış olduğu Çağrı filmi var. Yıllar geçmesine rağmen hala o sıcaklığını, tutarlılığını muhafaza ediyor. Tutarlı mesajı hala devam ediyor. Ama Müslümanlar baktığımızda yani özgür düşünemedikleri için, özgün şeyler inşa edemedikleri için kendileri tutarlı filmler dahi oluşturamıyorlar. Yani bir TV7'nin Hint filmlerinden bahsetmesi ya da o pembe dizileri alıp yayınlaması bizim aciziyetimizi gösteriyor. Yazık bizlere gerçekten. Ne üretiyoruz Allah aşkına? 10 milyon, yaklaşık 10 milyon olan İsrail son 10 yılda yaklaşık olarak yüzden fazla patent teknoloji değişik alanlarda bir şeyler üretirken bütün İslam aleminin ürettiği 10 yılda 4-5'i geçmiyor. Yani biz Allah aşkına ne yapıyoruz İslam alemi? Allah yatın kalkın namaz mı kılın diyor gece gündüz. Allah her alanda donanımlı olun diyor. Namazı da terk etme, insan ol, adaletli ol. Pozitif bilimlere de, fenne, bilime, tekniğe, bilişime yatırım yapın. Üretim sağlayın istiyor. Hayata dokunun. İlim olarak, ekonomik olarak, sosyal hayatta insanların sancılarını giderin. Birlikte medeni olarak yaşama projelerini üretin Allah istiyor. Yani biz bunu yapmayıp da dini sadece namaz, niyaz, oruç kapsamına bırakıp da sosyal kusura bakmayın. Sosyal hayata dokunan İslam'ın somut kısmını hayata dökemiyorsak bu İslam değildir. Bu eksik kalmış bir İslam'dır. Bu İslam insanları İslam'a çekmez. İnsanları Müslüman yapmaz. Ya da İslamiyet'ten uzak olanların Müslüman olmasını sağlamaz. İslam'ın somut kısmını biz hayattan çıkarmışız. Ya da somut kısmını gerçekleştiremiyoruz. Yani çok acımız çok. Yani eksiklerimiz çok fazla. İslam alemi birbirleriyle didişiyorlar. Yani mezhepler birbirini yeme, birbirine üstünlük sağlama derdine girmişler. Sünnisi Şiasıyla mücadele ediyor, Vahabisiyle, Hanbelisiyle ya da farklı oluşumlarla. Bunlar yanlıştır. Allah'ın mesajında birlikte yaşayın. Kim olursa olsun, inanan, inanmayan. Adalet merkezinde insanca, kardeşçe birlikte yaşayındır. Bu çok önemli. Bunu hayata yansıtmamız lazım. Bunu en güzel şekilde insan olduğumuzu göstermemiz lazım. Hayata dokunmak, iyilikten de güzellikten yana. İslam hayatta güzellikler oluşturmaktır. Yani bu namazı, niyazı, orucu ne diyeyim hayatın dışında tutmak manasıyla küçümsediğim değil. Kesinlikle namaz, oruç yapılması gereken dini ritüeller olmazsa olmaz kişide olacak. Fakat sonuçta kişide değişim ve dönüşüm olacak. Kişi namaz kılarken en güvenilir insan olması, dürüst olması, adaletli olması, mal varlığından infak etmesi lazım. Bu olması lazım. Namaz araç ama araçken hedef, amaca ulaş.